Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir İslam ve İnsan programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz nasihatin dinimizdeki yeri hocam. Evet. Nasihatin önemiyle başlayacağız. Sözlük anlamı, terimsel anlamı hepsine değineceğiz bu programımızda. Dilerseniz hocam nasihatin öncelikle sözlük anlamı ve terimsel anlamlarından bahsederek başlayalım. Evet, nasihat herkesin bildiği gibi öğüt vermek anlamına gelir. Ayrıca bir de samimiyet anlamına geldiği de olmuştur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de nasuh tevbesiyle tevbe edin diyor. Nasihat eden bir tevbeyle tevbe edin. Yani samimi bir şekilde tevbe edin. İçten tevbe edin. Orada da içten samimi anlamına geliyor. Hani dudağınız estağfirullah diyor. İçinizde bir samimiyet yoksa o tevbe sayılmaz. Evet. Bir de bir hadis var. Orada diyor ki Allah için Allah'a nasihat, peygamberine nasihat, kitaba nasihat, Kur'an'a nasihat. Bundan ne anlaşılıyor? Allah'a nasihat. Allah'a biz öğüt mü vereceğiz? Yok. Yani samimiyet. Allah'a bağlanmak, samimiyetle bağlanmak, işte peygamberine samimiyetle bağlanmak, kitabı Kur'an'a bağlanmak samimi bir şekilde. Aynı zamanda müminlere nasihat, yani müminlere inananların birbirine samimi olması. Bir de sizi idare edenlere, devlet adamlarına nasihat. Yani onlara bağlanmak, itaat etmek meşru işlerinde. İşte bu anlama da geliyor. Ama bizim şu andaki konumuz nasihat öğüt vermek. Vaazda bulunmak, irşatta bulunmak gibi mana. Evet. Hocam, dinimizde nasihat olsun, şiddete yer olmasın deriz. Neyi kastediyoruz? Evet, yani insanlara öğüt vereceksiniz. Doğru yolu göstereceksiniz. Bu şiddet de bir zamanlar bizde bir eğitim aracı olarak kullanılmış. Ne diyor şair? Nusr ile ıslah olmayana etmeli tekdir. Tekdirden almayanın hakkı kötektir. Nasihat edersiniz, kabul etmezse döversiniz diyor. Bu bizde ta senelerden, yani asırlardan beri hep uygulana gelmiş. İşte talebe hocanın istediği şekilde dersini yapmamışsa hemen palakkaya yatırılırdı, dövülürdü. Mesela biz ilk defa hocaya gittiğimizde, mahalle hocasına, uzun bir çubuğu vardı. Elinizde cüz. Ama korkudan hep gözümüz çubuktaydı. Birden kafanıza çubuk gelirdi. Ondan dolayı ben hiçbir şey öğrenemedim. Oradan ayrıldık. Bir başka cami imamı, Allah rahmet etsin, Cemal Hoca, ona gittik. Kısa zamanda hemen öğrendik yani. Zaten öğrenmek de pek şey değil, zor değil de. Ama o şiddet, kadının gösterdiği şiddet yüzünden kimse bir şey öğrenemiyordu. Herkes gözü ne zaman kapama bu çubuk gelecek. Hep korku içerisinde. Evet, hep korku içerisindeydi. Hani hocaya götürürlerdi veya çırağı ustaya verirlerdi. Eti senin, kemiği benim. Yani istediğin gibi dövebilirsin. Bunlar hep yanlış. Yani Hazreti Peygamber'in dönemine bakıyoruz. Ondan sonraki dönemlere bakıyoruz. Şiddetin İslam'da yeri olmadığını görüyoruz ve uygulanmadığını.
Ancak Kur'an ne diyor? Rabbin yoluna güzel öğütlerle davet et. Üd'u ila sabili rabbike bil hikme, hikmetle davet et. Vel mevizetil hasene ve güzel öğütle davet et. Ve cadilhum billeti yahsen. Onlarla tartıştığında da güzel bir şekilde tartış. İşte İslam'da irşat metodu bundan ibarettir. Nasihattır. Ve nasihatı da tutulması lazım. Yani İbrahim Hakkı'nın güzel bir sözü var. Der ki, o söz kim hakka layıktır, dahi şer'a muvafiktir, sözün şani tutulmaktır, hemen söz tut, hemen söz tut. Hı hı. Bir söz hakkısa, dine de uygunsa veya akla diye de böyle söyleyenler var. Hem akla uygun hem dine uygunsa bir söz, onu tut. Söz tutulmak içindir. Akif de ne diyor? Sözüm odun gibi olsun, doğru olsun. Evet. Evet, az önce şiddetten bahsettiniz hocam. Peygamberimiz insanlara dini anlatırken nasıl bir yol izlemiş? Evet. Değil mi? Yani, tabii. Yani günümüze geldiğimizde niye dini biz insanlara anlatırken şiddet uyguluyoruz? Evet. Öyle değil mi? Veya herhangi tabii. bir şey öğretirken. Yani orada da aslında... Yani eğitimin bir aracı olarak kullanılmış hep. Yani bakın geçmiş şeyde de zamanlara kendi hal tercümelerini yazan insanların anlattıklarına bakınız. Hep şiddete maruz kalmışlar. Okurken şiddete maruz kalmış. Hocadan dayak yemiş. Çırak ustasından dayak yemiş. Bu olmuş bizim eğitimimizin bir parçası. Bunu biraz da disipline etmek için kullandılar sanki, yani, değil mi hocam? Ama bu doğru bir yol değil. Doğru bir yol değil. Peki hocam, nasihat kimler edebilir veya nasihat edende aranması gereken özellikler neler olmalı? Nasihat eden kişi bir daha bazı şartlarla aranır. Bir defa eğer dini konularda bir nasihatta, vaazda bulunuyorsa o dini iyi bilmesi lazım. Yani her cahil cühelanın İşi değildir nasihat etmek. Dini ilimlerde ihtisas sahibi olması lazım. Onun için yani marufu emretmek, münkerden nehyetmek diye Kur'an'da çok geçer bizim Müslümanların bir özelliği olarak. Der ki bunu yapacak kişi bilgili olması lazım. Yani iyiliği emrediyorsun, kötülükten sakındırıyorsun ama iyilik nedir, kötülük nedir, nasıl sakındırılır bunu bilmeden yapılmaması lazım. Onun için herkese vaaz nasihat etme farz kılınmamış. Bu kifaye farzı yolu, yani bir kısmı bir kişi yaparsa diğerlerinden düşer veya birkaç kişi yaparsa bir ülkede diğerlerinden düşer. Bir defa bir bilim sahibi olması lazım. İki, yine bir söz vardır, insanlara aklı kadar, alacak kadar konuşun diyor. Ki nasihat fayda versin. Mesela peygamberlerin sıfatıdır aslında bu nasihat etmek. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ene leküm nasihun emin. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Yani peygamberlerin görevi nasihat. Güvenilir bir nasihatçıyım. Mesela Nuh peygamberden bahsederken Kur'an-ı Kerim'de diyor ki لَنْ يَنْفَاكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُ اَمْ يَنْفَعَ لَكُمْ Ben ne kadar en yensiha lekum. Ben size ne kadar nasihat etmek, öğüt vermek istesem de benim öğüdümün size bir faydası olmuyor. Evet, herkese faydası olmaz. Doğrudur. Ama olsun olmasın, bu vaazı, irşadı, nasihati yapmak durumundayız. İnsanları aydınlatmak durumundayız.
Kur'an'da nasihat eden olarak sadece peygamberler mi gösterilmiş? Peygamberler nasihatçi olarak. Tabii peygamberlerin izinde gidenler de onlar da nasihat edecekler. Hı hı. Nasihat etmeleri gerekir. Bir de nasihat eden kimse kendisi, önce kendisi o nasihati tutmalı, ondan sonra başkasına söylemeli. Yani adam sigara içiyorsa oğluna sigara zararlıdır, içme diye nasihat etmesinin hiçbir faydası olmaz. Önce mesela bu işte eski vaizlerden söz ederler. Mesela bir şairimiz diyor ki, çıkar bir âli kürsüyle kâlallah diye hitap eder, harami su gibi tas tas içer vaiz. Yani bir taraftan Allah böyle dedi diyorsun, insanlara nasihat ediyorsun ama kendin tas tas harami yiyorsun, içiyorsun. Bunun bir faydası olmaz. Evet, günümüzde o kadar çok örneği var ki. Evet. Hatta deriz ya, hocanın dediğini yap, yaptığını evet. yapma. Yani hani artık kanıksanmış evet. bir şey. Aslında doğrusu tam tersi. Doğru. Yani nasihat eden kişinin de söylediklerini birebir yerine getiriyor olması gerekir. Yani Kur'an'da diyor ki, اَتَاَمِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz. Kendinizi niye unutuyorsunuz? Bu Yahudi alimlerine hitap edilmiş bir ayet ama bundan hepimizin ders alması lazım. Ya sanki kendini onlardan muaf gibi görüyor evet. aslında. Kendi de onlara uyması gerekir. Ama bir de şu var, yani nasihat eden kişi tutmasa bile o söylediği doğruysa, haksa onu tutmak lazım. Evet. Ne gibi? Diyorlar ki mum gibi. Mum kendini yaksa bile başkasını aydınlatır. Söze bakacaksınız, hı hı. söyleyene değil. Söz evet, doğruysa. Bu az önce söyleyen kişinin olması gerektiğini evet. Özellikle evet, yani, saydık ama sonuçta söylenen söz de doğruysa. Doğruysa onu tutmak lazım. Ama genellikle halk o nasihat edenin durumuna bakar. Evet. Ona göre hareket eder. Kendisi yapmıyorsa ya demek ki yapmasak da olur gibi bir düşünce hemen oluşuyor. Doğru olsa bu da yapardı. Evet. Yapmayabilir. Evet. Hocam, nasihatnamelere geçelim mi örneklere? Yoksa olabilir, başka ekleyecekleriniz var mı? Evet. Öncesinde söyleyecekleriniz varsa hani konuya eklemek tabii istediğiniz. Bu konu aslında geniş bir konu. Evet. Bu kadar yeter bana göre. Vaaz, irşat, nasihat gereklidir. Hazreti Peygamber hep öğüt vermiştir, nasihat etmiştir. Onun bir seveni olarak, ümmeti olarak biz de bu yolda yürümemiz lazım. Siz nasihat edin, ister fayda versin, ister vermesin. Ama sorumluluktan kurtulmuş olursunuz. Hocam, nasihatnamelerden örnekler vererek devam edelim o zaman. Çok nasihatnameler yazılmış, evet. Diğer bir ismi de pentname diye mi geçer? Farsçadır pentname demek, evet. Farsçadır. Farsça yazılmış çok şeyler var, eserler var, nasihatnameler. Kimler tarafından hocam yazılmış? Mesela Attar'ın bir pentnamesi var. Ondan isterseniz birkaç örnek verelim. O şeye şöyle başlar kitabına. Hamd-i bihat an hudayi pakra, anki iman dağıt müşti hakira. Allah'a sınırsız hamd olsun. O ki bir avuç toprağa iman vermiştir. Yani insanlara, insan topraktan yaratılmış ya. Anki iman dağıt müşti, bir avuç toprağa iman vermiştir. Böyle hamdeleyle, yani Allah'a hamd etmekle başlar. Ve helak olmuş milletlerin akıbetlerini anlatır kitabın hemen başında. An hudavendi ki hengami seher kerz kavmi lutra zir-ü zeber. O Allah ki seher vakti Lut kavmini alt üst etti. Diğer ondan sonra Nimrut'tan, Firavun'dan ve sonra
yaşadığı dönemin ahvalini anlatır. Ne diyor mesela? An yekira zerudu sethem yandihet van diger asfaka can dihet. Kimi diyor 200 kese altına sahip, 200 kese altını var. Öbürü de açlıktan can veriyor. An yeki puşi de sincabu sabur van diger hufta birahne der tenur. O birisi diyor sincap samur kürkü giymiş. Sincap kürkü. Öbürü diyor tandırda çıplak olarak yatmış uyumuş. Abi eskiden evlerde, eski evlerde tandır vardı. Evet. İşte yemekler orada pişirilir. Ekmek orada pişirilir. Tandır sıcağı ekmek olur. Adam yokluğundan, fakirliğinden şeyde gidiyor o sıcaklık. Sıcağı olduğu için tandırdan yanında ya uyuyor. Ama öbürü de zevk-ü sefa içerisinde. Evet. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. İşte böyle o günün ahvalini anlatır. En sonunda der ki, Ostu Sultan her çıkahat ankünet, alemi ra derdevi virankünet. Sultan olur diyor. Sultan Allah'tır. Ondan başka sultan padişah yoktur. O ne isterse o olur. İsterse alemi bir anda viran eder, yok eder. Ne yapıyor? İşte o günün insanların durumunu anlatıyor. Evet. Ne zaman? Bundan 800 yıl önce Fantnamesinde evet. Zenginle fakir arasındaki uçurumu anlatıyor. Ne fark etti günümüze kadar geldik? Yine aynı değil mi? Devam. Yine zalim zalim, yine mazlum mazlum. Sonra nasihatlarında işte dünya perestliği ele alır. Der ki, zehri inmari münakkas katilest, bahşetez meydur her gü akilest. Bu dünya neye benzer diyor. Süslü, nakışlı bir yılana benzer. Gördüğünüz zaman yılanı çok seversiniz. O kadar güzeldir ki. Ama elinize aldığınız zaman zehrini size akıtır ve ölür gidersiniz. Şimdi akıllı olan insan o yılanın nakşına, süsüne aldanmaz. Yine devam ediyoruz. Zâli dünya çün erus âleste es, her dürûzi şûi diger haste es. Bu koca karı gibidir bu dünya diyor. Ama gelin gibi bezenir. Her iki günde bir koca alır, onu atar bir başkasını alır. Kimseye yar olmaz. Tabi burada yani dünyayı hiç kazanmayın, terk edin, yoksul olun anlamına söylemiyor. Evet. Ama onun geçici olduğunu. Geçici olduğunu söylüyor. Evet. Bunlara aldanmayın diyor. O pantname çok uzundur daha yani devam eder. Hocam maşallah siz de hepsini ezbere biliyorsunuz yani. Onları güzel anlatır. İşte padişahlar nasıl olmalıdır. Hı hı. Efendim nasıl raiyesine, halkına nasıl davranmalıdır. Bunları çok güzel izah eder. Mesela bunlardan biri de Sadi Şirazi'nin pentnamesi vardır. Evet. O da yine güzel bir eserdir. Evet yani programın başında bahsettik hocam devlet adamlarına bağlı olmamız gerektiğini ama onlar da nasıl olmalıdır değil mi? Onlara da nasihatler var aslında. Tabii onlara da nasihatler. Nasıl bahsedilmiş orada? Onlarda da işte yani bu Sade şey Şirazi Sadi Atabeyler zamanında yaşamış. İran'ın Şiraz kentinde yetişmiş, orada büyümüş. Sonra Moğollar istila edince 30 yıl başka yerlerde dolaşmış. Sonra yine kendi memleketi olan Şiraz'a gitmiş. İşte o şeylerin Hülagülü Han'ın, Cengiz Han'ın, Cengiz Han yani Moğolların yaptığı zulümleri hep anlatır. Bundan ders alın der padişahlara, hükümdarlara. İşte mesela diyor ki, Kü ahengi reften künet cani pak, kiber tahtimirden kiber ruhi hak. Yani
bu temiz olan can, ruh bedenden ayrılmak istediği zaman, yani ölüm geldiği zaman, ister tahtın üzerinde öl, ister kara toprağın üzerinde öl, ne fark eder? Ölüm değil mi? Evet. Hepimiz için aynı son. Evet, yani o da çok güzeldir. Mesela bizim... Peki tanımlamış mı hocam hükümdarların, devlet adamlarının özelliklerini? Neler söylemiş? Onlara öğüt olarak yani ne söylemiş? Yani onlara hep adaleti tavsiye eder, adil olmayı, halka şefkatli davranmayı, merhametli davranmayı. Tabii o zamanlar demokrasi falan da yok. İstibdat idaresidir. Yani padişahı ölür, yerine oğlu gelir. O ölür, onun yerine oğlu gelir. Böyle babadan oğula intikal ediyor. İstibdat idaresi. Her şey iki dudağın arasında. Kanun da kendisi, her şey kendisi. Böyle olduğu halde onlara karşı hep direnmişler. Doğruları söylemişler. Mesela bunlardan bir örnek daha verelim. Harun-ı Reşit. Harun-ı Reşit, Abbasi halifelerinden en kudretli olanı. Yani o zaman dünyanın neredeyse üçte ikisine hakim olmuş bir halife, bir sultan. İşte şeye, devrin âli ulemasından birine bir mektup yazıyor. Herkes diyor beni tebrike geldi, sen gelmedin. Gelenlere hep hazinemin kapısını açtım, hediyeler dağıttım. Bundan nasibini de almadın. Bunu İmam Gazali İhya Ulumuddin kitabında yazar da Süfyan-ı Sevri için söyler ama fakat tarihçiler tarih tutmadığı için Süfyan-ı Sevri değil, bir başka din alimine bunu yazmış derler. Ama önemli olan şu, o din adamının, din aliminin verdiği cevap Harun-ı Reşit'e. Diyor ki, ey Harun diyor. Sen diyor insan olduğunu unuttun diyor. Kapını halka kapattın. Kapının önüne nöbetçiler diktin. Kimse senin yanına gidip çıkamıyor. Gözle görülmeyen Allah'a kendini benzetmek istedin. Ben onun için seni meşru bir halife saymıyorum. Ziyaretine de onun için gelmedim. İkincisi, hazinenin, hazineyi açtım diyorsun, dostlara, ahbaplara hediyeler dağıttım. O hazine dulların, yetimlerin, yoksulların malıdır. Sen onu ahbaplarına, dostlarına, yaranlarına nasıl dağıtabilirsin? Yarın Allah huzurunda ben senin aleyhinde şahitlik yapacağım. Öyle ağır bir mektup yazıyor Harun Reşit'e. Dediğim gibi çok muhteşem bir sultan yani, halife yani şey evet. Harun Reşit. Fakat Harun Reşit o mektubu bir ikindi vaktinde namazda iken camide mektup kendisine geliyor. Onu okuyor ve ağlıyor. Diyor ki öldüğüm zaman bunu benim kefenimle birlikte mezara götür, gömün. Yani onda da o nasihattan, o mektuptan da çok etkileniyor. Evet. Evet. Yani ondan en azından nasibini aldığını buradan söyleyebiliriz hocam. Sonuna geliyoruz programımızın. Mesela Osmanlılarda da defterler, Salim Mehmet Paşa'dan da çok kısa bahsedelim. Salim Mehmet Paşa'nın da güzel bir eseri vardır. Devlet adamlarına öğütler diye. Tabii 18. asırda yaşamıştır defterler Salim Mehmet Paşa. O zaman defterdarlık da çok önemli bir, bugün de önemlidir defterdarlık. O gün de uzun zaman defterdarlık yapmış. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesi dönemidir. Günden güne eridiğini görüp feryat etmiş, işte o kitabı yazmış. Bir yenilik yapmak lazım demiş, reform yapmak lazım. İşte rüşvet, o günlerde rüşvet çok alınıp veriliyor. Rüşvetin zararlarını anlatmış. Hükümdarların, devlet adamlarının rüşvet aldıklarını, bunların da yıkıma doğru götürdüğünü ülkeyi.
çok güzel nasihatlerle dolu bir kitap. Ama tabii bunları yazarken çok ince bir imalarla hep yazmıştır. Direkt padişaha, sultana hakaret edemez tabii, yazamaz. Onu ince bir şekilde işlemiş. Tabii İbni Haldun der ki devletler de, imparatorluklar da insanlar gibi doğar, yaşar, gelişir ve ölür. Evet. En fazla imparatorluklar 150 sene sürer diyor. Fakat Osmanlı 600 sene sürmüştür. Ve sonunda o da parçalanmış. Hı hı. Ve sonunda da bitmiştir. İşte bu bitişi göre göre üzülmüş, içinden kahretmiş, isyan etmiş ve bu eseri kaleme almıştır. Evet. Hükümdarlara nasihat, yani devlet adamlarına nasihat. Mesela siyasetnameler vardır bizde. Siyasetnameyi de Nizamül Mülk yazmıştır, kaleme almıştır. Evet. O da devlet şeyi, mesela görevi nasıl olmalı, devlet adamlarının özellikleri nasıl olmalı, teşrifatlar nasıl yapılmalı, böyle çok güzel bir eserdir. Teşekkür ederiz hocam. Değerli izleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Farklı bir bölümde tekrardan karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.